en popüler 6 cevabı arıyoruz. Kına gecesi. En popüler yarışma aileler yarışıyor başlıyor. İşte karşımızda renkli ve eğlenceli sunumuyla Ufuk Özkan. Sağ olun. Sağ olun, var olun efendim. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, atanlarımızın yanaklarından öpüyoruz sizler stüdyomuza. Sizler de ekranları başında TRT1'e aileler yarışıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk ailemiz geliyor. Ma aile. Yalnız Mehmet abim kafaya koymuş bu yarışmayı, kazanacağım diyor. Getirin bana diyor, öbür masa nerede? Ben onlara bir dalayım diyor. O tarafa doğru gitti. Fena kestirdi. Nerede onlar? Nerede? Niye gitti oraya? Hoş geldin abim, sefalar getirdin. Mehmet abinin müthiş bir hikayesi var. Anlatacağız, duygulanacağız. Büyük bir kahraman. Bunların hepsini konuşacağız sonra. Sadece küçük bir girizgah yapacağım. 9,5 saat boyunca denizde sırtına yeğenini alıyor, yüzerek karaya çıkartmayı başarıyor 1983 yılında. 9,5 saat. Konuşacağız bunları, konuşacağız. Şimdi Mehmet abinin aradığı rakip üzüm örenliler. Buyurun. Abim hoş geldin, sefalar getirdin. Merhaba, hoş bulduk. Düğün. Sonra ben bunu şuraya kasaya koyayım. Tamam. Benim kasa var burada. Tamam. Kasaya koyuyorum. Kasa yok. Burada var bir sürü. Abim seni düğünden aldık getirdik. Evet. Kusura bakma. Sağ ol. Bu gidiyor. Dur. Kalır burada. Meslek belli. Meslek belli, evet. Emekliyim. Ne iş yapıyorsunuz abi? Cam fabrikasından emekliyim. Böyle estire davul çalıyorum. Düğünlerde, salonlarda. Aa, evet. Süper, süper. Evet. Harika. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Üzüm Örenliler. Evet. Evet. Orası. Nereye evet, bağlı evet. Üzüm Ören? Üzüm Ören Turhal'ın Bazar ilçesine bağlı, kasaba. Tokat. Belde, evet, Tokat. Tamam, Tokat. Oradan Ağrı, evet. Bu yanlı. Bizim konuşacağız. Buradan Tokat'a selamlar, sevgiler efendim. İki tane Mehmet'le başlıyoruz efendim. Ortada dilek tutacağım. 10.000 lirada büyük ödülümüz. De haydi başlayalım o zaman. Buyurun Mehmet abi. Gel. Gel abi. Baba sende. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sorumuz da şu. Kahvaltılık olmasa da kahvaltıda yenilebilen bir yiyecek söyleyin. Aslında o kahvaltılık değil ama kahvaltıda da çok severek de yiyoruz o yiyeceği. Ne olabilir? Evet abi. Poğaça. Poğaça. Ha. Bakalım. Hadi baba sen de. Mehmet abi, kahvaltılık olmasa da evet. Biz onu kahvaltıda yiyoruz ama. Ama o kahvaltılık değil. Çekirdek. Çekirdeği kahvaltıda yiyoruz. Bunları fazla vurmaktan.
Çıkmaz. Çıkar çıkar. Olur mu ya böyle bir şey? Sen sabah kahvaltılarında hanımından bol tuzlu çekirdek mi istiyorsun? Kahvaltının sonra diyorsunuz ya. Kahvaltıda diyorum. Ha kahvaltıda. Aldım cevabı. Ağızdan çıktı abi. Çekirdek. Evet. Hadi bakalım, hadi bakalım. Böyle akibe. Akibe. Ne anlama geliyor efendim? Cennette çiçek. Ay maşallah. Şimdi kahvaltılık olmasa da kahvaltıda yenilebilen bir şey. Böyle yöresel de düşünebilirsin yani. Akibe. Domates. Şimdi kahvaltı masasında peynir var, zeytin var, yumurta var. Ondan sonra işte domates de var ama domates diyorum. Ben diyorum ki bunların dışında düşünmeye başla Meltem, geliyorum. Şu sesi bir duyalım. Meltem ne? Ay inşallah. Melemen. He? Olabilir. Kahvaltılık dışında ekstradan yapılıyor kahvaltıya. Yapılıyor. Evet yapılıyor. Olur. Niye olmasın? Bakalım. Kendime güveniyorum. Olacak inşallah. Çıkar. Çıkar. Kumandanızla oynamayın. Oturun. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Aileler yarışıyor. Başlıyoruz. Geliyor. Bakın. Söz veriyorum başlayacağız. Sağlı mı sağsız mı? Gürol. Oy kurban oldum. Kahvaltılık olmasa da kahvaltıda yenilebilen bir yiyecek. Değiştireyim mi soruyu? Akşam yemeği olmasa da akşam yemeği. Çikolata sosu böyle nasıl diyeyim? Çıkmaz. Dedim bile. İşte o anlamda. Çikolata sosu. Hadi Müs düşün. Sen de. Aileler yarışıyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi. Çok tercihim olmasa da. Mesut ne diyeceksin? Çok tercihim olmasa da yiyenleri biliyorum. Çorba diyorum. Evet, 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 evet. Evet. Aynen, aynen. Yok ya. Olmaz. Olmaz, olmaz. Hadi çıkmaz. Bakalım. Çıkmaz. Sıra sende. Ha, sıra. Ne var? Şimdi bu. Ben? Evet. Şu cevabı duyduğuma o kadar sevindim ki davulu alıp çalasım geldi. Düşün o kadar yani. Ondan sonra değil mi? Değil mi? Sabah kalkmışsındır. Dur ben kahvaltı yerine ben bir çorba içeyim yoluma bakayım. Evet. Boğazı açayım dersin bilmem ne. Bak çok güzel bir yerden başladı ki bize açar yaptı. Açar yaptı ben bize. Ben diyecektim onu. Ama açar yaptı mı kafada? Evet. Yok. Yaptı. Tık yok. Var mı? Filiz. Kahvaltılık olmasa da. Ne kadar şu ne? Çok pahalı olduğu için mi artık bunlar böyle şeyler? Bu hangisiydi? En küçüğü. Çeyrek daha? Gram tamam. Çeyrek. 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 Ne diyorsun? Buradan alırsam tam alacağım inşallah. İnşallah. Ne diyorum? Cevap. Börek. Evet olur. Çıkar. Evet. Çıkar çıkar çıkar. İşte bu. Börek kahvaltılık değildir ama kahvaltıda götürürsün babam. Evet. Değil mi Emre? Evet Ufuk Bey. Ben ne diyorum enerji acaba? Saçıyorsun. Pozitif pozitif. Bir sürü cevap var görüyorum. Var ama en çok ne desem diye düşünüyorum şu an. Birkaç tane var aklımda ama... Bizim aklımıza patates kızartması diyeceğim. Evet. Baba sen ya. De düşün. Benim de patates ediyorum. Kızartması. Evet. Hazır patates değil. Hazır değil. O donmuş değil. Anne patatesi. Halis, molis. Mehmet. Evet. Abi. Çorba olur, patates kızartması olur, börek olur ama başka ne olur? Çakılık sündürmesi. Muhakkak. Şeyde var tabii ki, Tokat'ta vardır. Çökelek yani. Yani çökelek var mı? Sündürme ne? Yağına süneyi. Ne yumurta karıştırıyorsun, yağına sündürüyorsun. Sündürüyorsun. Ya. Evet, şey, yağın içine karıştırıyorsun, sündürüyorsun. Yani sünme deniyor ona. Sündürmek. Evet, yağın içinde sündürmek. Yağ üzerinde eritiyoruz bunu. Evet. Eritiyor. Şey bandırmak mı? Eritmek. Evet, bandırma. Evet. Çökelek eriyor. Çökelek yağıyla yapıp. Yağı döküyorsun, çökeleği döküyorsun, karıştırıyorsun, kırarsan yumurta kırıyorsun, yiyorsun, yumurtasını sündürüyorsun, yiyorsun. Yani sündürerek, evet, sündürerek yiyorsun. Evet, evet. Sanıyorum. Kurban olduğumun 100 kişisi. Çökelek sündürmesi demiş evet. Midir abi? Bilmiyoruz. Hadi. Hani bir Tokatlı'ya diyelim ki sordular yolda. Tokatlar bilir ama diğerler hani... Bilmiyorum. Çökelek sündürmesi. Çok yer bilir yani, bilmiyorum. Diğerleri bilmiyor. Olabilir.
Olabilir. O zaman sen söylesene. Çekelek sündürmesi var mı? Çekelek sündürmesi var mı? Bakalım. Yok. Babamlar yapamıyor. Daha kolay, daha kolay Meltem, daha kolay. Yani daha kolay derken benim yaptığımdan söylüyorum kahvaltılık dışında. Ha. Pankek. Yani çocuklar çok seviyor, ailelerin, annelerin çoğu yapıyor kahvaltıya. Çıkar. Pankek? Pankek. Olur, olur mu çıkar. Akide? Artık olmaz. Herkes yapıyor yani kahvaltıya. Bence olmaz. 100 kişinin aklına gelmiyor. Genelde yapılıyor. Bir yerinden de baktığında aslında pankek bir kahvaltı değil mi? Kahvaltı. Yani kahvaltılık bir şey aslında değil mi? Yok ya. Bilemeyeceğim. Korkarak dönüyorum. Hadi bakalım. Hadi. Çekelek sündürmesi, pankek. Ay ben... Şimdi şey çorba, yok. Patates kızartması, börek. Kahvaltının yanında kahvaltılık istediğimizde yanında yeşillik gelir. Yeşillik sebze yani kıvırcık gelir, marul gelir. Tarzı. Olur. Yeşillik. Çok toplanın, güzel cevap. Toplanalım mı biz? Toplanın. Tabii tabii kümelerin, kümelerin. Evet. Biber kızartması, biber kızartması, biber kızartması aklıma geldi. Ya kahvaltıda zaten biz yapmaz mıyız ya güzel zeytinyağı ile beraber böyle işte nar ekşisi, osu busu falan. Ekmek mi? İşte o salata işte o yeşil değil mi o? O da yeşillik. Yeşillik. İşte kıvırcık falan geliyor. Yani dere şey geliyor neyi? Roka falan gelir. Bir dakika, salatayı evet. Her öğünde yiyebilirsin. Yani. Aynen. Yani her öğün her öğün için, salata her öğün için geçerli. Roka falan genelde yenilir kahvaltıda. Çıkar. Roka maydanoz. Yeşillik. İşte oldu. Hadi ya, hadi son iki ya. Filiz. Ben de bulacağım ya. Hiçbir şey gelmiyor. Hadi bırakmayın karşıya. Masanın gizli kaptanı söyleyeyim. Evet. Yarışmacıdan anlarım. Kahvaltılık olmasa da kahvaltıda yenilebilen bir şey sorduk. İlk etapta açılan cevaplarımız 30 kişi çorba demiş, 10 kişi patates kızartması demiş, 6 kişi börek, 4 kişi de salata demiş, 2 ve 3 numaralı popüler cevapların peşindeyiz, döndüler de. Kahvaltılık olmasa. Filiz. Ne oldu, sinirler gevşedi mi? Ne oldu? Kahvaltılıklar aklıma geliyor. Kahvaltılık olmayanlar aklımıza gelmiyor. Kahvaltı masasında. Burada bak yağ var, zeytin var, peynir var. Oradan biri getiriyor çorba. Çorba istiyorum ben diyor. Ben çorba içeceğim diyor. Patates kızartması diyor. Börek diyor, salata diyor. Ya bunların dışında ne olabilir? Yani akşamdan kalma bir öğün falan olabilir mi? Akşamdan ben kalma nasıl diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne akşamdan ben kalma. Ne diyeceğim? Ne bir şey söyle. Ne akşamdan diyeceğim? Ne kalıyor? Yine çorba tost, kalırsa... Ama yok, tost kahvaltılık. Ay. Tost dedi ya. Dur bakalım. Yenildik şu anda. Çıkabilir. Ama çıkabilir. Tostu çıkar. Sonradan da yapabilirsin ara öğünlerde akşam falan. Akşam yemeğinde yiyoruz biz Ufuk Bey tostu. Öğlen arası yediğimiz oluyor. Artık tostçular var yani sadece böyle ayvalık tostu falan yapan. Öğle yemeğinde. Ama bazen ben iki bile de falan yapıyorum kendimi. Kahvaltılık dışında diyorum tost diyor. Gel. Gel. Sonradan aklıma tost geldi. Çok iyi geldi. Ondan sonra ya. Böyle abi. Mesut sana bırakıyorum. Olacak iş değil. Kahvaltıda kostan Mehmet abi. Bu ısınma payı. Kahvaltı ona göre. Niran. Merhaba. Canım kardeşim. Evet. Birçok seçenek var aklımda. Mesela sen hangisini? Gözleme belki olabilir. Bahar. Biber kızartması. Güro. Biber kızartması. Akibe. Ben de biber kızartması diyorum. Mehmet abi nihai kararı sen vereceksin babacığım. Biber kızartması. Aldım abim. Biber kızartması. Ama kızartma zaten kızartma çıkmayacak. Ama o patates kızartması bizde. Patates kızartması ama o. Ya. Kızartma benim de aklıma geldi de o var diye söylemedim. Bizde rahat. Ya bir dakika yaz kızartması olarak geçmez mi o? Evet. Hani kabak, evet. Patlıcan evet. Olur. Evet. Biber, bir de üzerine güzel yoğurt of. Böyle. Oh. Aynen öyle. Bakalım ilk puanlar hangi aileye gidiyor? Tokmak hangi masadaysa puanlar onda falan. Hadi. Geldi geldi. Hadi. Yeah! 66 puan. Açılmayan 2 numaralı popüler cevap neymiş? Kavurma. Çok şükür. Hayır. Yemek yeseydin kavurma. Ya. İkinci etap. Akibe, Meltem. Buyurun. Aileler yarışıyor.
100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Boşluğu doldurun. Yüksek nokta nokta nokta. Yüksek. He. Yüksek. 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 Tepe. Olur. Ama 6 tanesinin içinde var mıdır? Yok. Yüksek. Dağ. En yüksek tepe olmadı, dağ olmuş oldum ya. En yüksek dağımız vardı. Yüksek dağlara kar yağdı. Evet. Tepe diyor, çıkmıyor, olabilir. Dağ diyor ya. Etaplara bugün başlayamıyoruz, farkında mısınız? Başlayamıyoruz. Gürol, sen bilirsin bunu. Boşluğu dolduracağım paşam. Yüksek. Fiyat. Yüksek fiyat. Hadi bakalım. Geldi geldi. Ha, demin ki etap senin sayende tamam. Başladı. Sizin masaya gitti. Hadi Meltem, Meltem böyle alalım hiç gerek ne? Kalmadı. Tansiyon. Tansiyon. Bak Mesut olmasa bugün aileler yarışıyoru çekemeyeceğiz. Yüksek tansiyon. Yüksek tepe, yüksek dağ. Olmaz. Yüksek tansiyon. Akide. Zor mu soru? Yok. Bence kolay. Anam hoş geldiniz. Kurban olurum. Öykü. Kimin kızı Meltem'le? Mesut. Mesut. Tuğba, Emre ve... Filiz. Filiz'in. Irmak. Ay kafanızdaki şeylere de bayıldım. Meltem'le Mesut'un kızı. Ay, iki tane kızınız var. Üç. İki bizim var. Üç Meltem'le Mesut. Bir tane daha var. Nisa, Enes'le şeyin kimin? Emre. Bizim. Bacana dandık buradan. Enes diye. Ay saçını da böyle açar okusun. Kurban olurum. Berrak. Hoş geldin. Hoş geldin güzellikler. Sana zaman kazandırdım. Fark ettin. Teşekkür musun? Ederim. Alayım mı cevabını? Ateş. Yüksek ateş. Evet. Çıkar. Çıkmaz. Çıkar. Çıkmaz. %100 çıkar. Çıkmaz. Çıkar 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 hadi. Hatta bir de çıkacak. Ay. Baba düşün. Emre yine gülüyorsun. Ben alkışlamaya devam edeyim. Yok mu? Var. Vardır, kesin vardır. Yüksek gerilim. Evet. Asla çıkmaz. Olabilir. Yüksek kesin gerilim. Ben. Olur. Elektrik. Evet. Yüksek gerilim yok. Yok. Kesinlikle yok. Desteğim. Evet. İki ekip arasında yüksek gerilim. Az sonra. Hadi. Atıyorum. Ha, burada elektrikçi olan benim. Biz keserim elektriği. Sıkıntı yok. Çıkar. Mesleğimiz elektrik. Hadi bakalım, devam. Var yüksek gerilim. Evet. Hadi. Yüksek nokta 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 boşluğu doldurun. Yüksek tansiyon, yüksek gerilim, yüksek ateş. Mehmet abim yüksek bir şey. Yüksek çıkış. Kim? Yüksek çıkış. 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 Çıkış yani yüksek çıkış. Çıkış? Evet yüksek çıkış. Çığırık çığlık mı? Yüksek çıkış. Bayra çıkıyorsun ya. Bayra. Yüksek çıkış. Yokuş evet. Anlamında. Yokuş yani yokuş. Yokuş anlamında. Yüksek çıkış yani yokuş. Yüksek çıkış olur mu? Yokuş ayı çıkış. Tabii ki de olur yüksek ya. Yüksek çıkış. Yokuş yüksek çıkış. Anlamında yüksek söylüyor çıkıyorsun ama. Yüksek çıkıyorsun ya. Duyduğum şekilde aldım. Yüksek çıkış. Çıkış. Yüksek çıkış. Çıkış. Evet. Çıkış. Evet. Yokuş anlamında. Ama yokuş anlamında. Yokuş anlamında. Yok. Yok. Yapma baba. Yüksek. Yüksek. He. Topuk. Tamam abi. Olur. İşte bu. Olmaz. Yüksek tepeyi lütfen. Olmaz. Bir de çıkacak. Ya çıksın da nerede çıkar? Evet inşallah. Yakma bizim elde. Hadi 3 ile 5 kalacak. Çıkacak. Çıktı. Ha? İnşallah. Bak. İlk akla gelen, en çok söylenen bir numara duruyor orada aslanlar gibi. Yüksek ses. Oo. Benim aklıma gelmişti. Evet. Çok iyi, çok iyi. Bir numara. Sensin o. O sensin. Yürü be abi. Evet, yüksek ses en popüler. Ne
Hadi İliz, sen de bir şey de bana kaldı. İliz düşünüyor, düşünüyor. Sadece sana kalmadı, Emre'de de var. Hiç boşu yok ama Mesut'un. Ama iyi düşün. Çok fazla uçma. Çok fazla iyi uçma, sen de düşün. 87 puan, hadi bir şey söyle. Yüksek ne? Yani buldum da, söylesem mi onu acaba var mı? Ya bak, aklına geldiyse, yattıysa söyle. Bak Emre vardı arkanda, sıkıntı yok. Kaldırım, yüksek kaldırım. Olabilir. Olabilir. Olur, olur, olur. Yüksek olur. Kaldırım. Yüksek. Yüksek kaldırım. Ya örneğin çocuklara falan ben hep derim, orası çok yüksek falan. Mantıksız ya. Öne geçtiler. 92. 66-92. Üçüncü etap. Mehmet abi, yüksek karlar yağıyor diyor ya yükseklere. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor abi. Gelir, gelir. Kar mı yağdı? Biraz kar mı yağdı? Yüksek sesi biraz daha atlayacak. Yükseklere. Mesut Gürol. O mu bu mu etabı? Buyurun. Her soru 20 puan değerindedir. 100 kişiye soruyoruz efendim. 2 tane seçenek soruyoruz. O 2 tane seçenekten biri daha ağır basıyor o 100 kişiye göre. Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. O mu bu mu da. Başlıyor. Adana mı, Urfa mı? Soru. Gidip hangi şehirde kebap yemeği tercih edersiniz? Adana mı, Urfa mı? Adana. Adana aldı. Şimdi... Adana. Adana. Buradan Adana'ya, Urfa'ya selamlar, sevgiler. Adana'da evet müthiş kebaplar var. Urfa'da da öyle. Öyle. Çok ortada bir soru bu bence. Aa, çok ortada. Cevap Adana. Böyle kafa kafaya gidecekmiş gibi hissediyorum. Acı sevmeyenler de var ama. Acı sevmeyenler de var dedi. Yürü Adana'ya olsun. Gideceksem acıya razıyım ben. Bu arada Urfa'da ciğer yediniz mi hiç? Oy, sabahın 5'inde açılır. Sabah saat 8'de 9'da biter. İnanılmazdır. Ya ciğerciler, Urfalılar, kebapçılar, Adanalılar, atlayın gelin ya, bekliyoruz. Getirin ama bize de bir şeyler getirin, anladın mı? Ha, mangal yakacağım burada vallahi. Adana Mesut'ta, Gürol'da da Urfa var. Bakalım 100 kişi hangisini tercih etmiş? Seninki burada. Mesut. Ha, oy, pardon. 20-20. 21. Oo. Biri uçacak. Biri büyük uçacak. 22. 23. Urfa geliyor ya. Bir tanesi uçacak bunların arasında. Belli. Hangi şehirde kebap yemeği tercih edersiniz? Adana mı? Urfa mı? Adana. Şarkısı bile Adana. Var. Ufuk Bey, Adana'ya gidek mi, kebabından yiyek mi diye. Ya. Haklısın yani. Bence hiç gerek yok yani. Adana'ya gidek mi, kebabından yiyek mi? Var. Bakacağız. 27-27. Hadi. Urfa geliyor. Baba! Buyurun! Buyurun! Mesut'un boşu yok. Mesut'un boşu. Bu etabı da boş geçmedi. Evet. 112'ye yükseldi. Kimler geliyor bakalım? Filiz geliyor, Bahar geliyor. Buyurun. Kakaolu me... Bunu söylemek çok zor ya gerçekten. Kakaolu pasta mı? Meyveli pasta mı? Aa, soru ne peki? Aa, tercih edilir. Herhalde. Bilmiyorum. Belki de edilmez. Ben mi cevap veriyorum? Evet. Kakaolu pasta. Aldım. Risk aldım. Aldım. Soruyu okuyalım. Soruyu soruyorum. Doğum gününüzde hangisini tercih... Edersiniz. Edersiniz, doğru. Kakaolu pasta dedi. Meyveli pasta Filiz'e kaldı. Ben şahsen meyveli pastayı seviyorum ama ben de kakaoluyu seviyorum. Ben meyveli severim. Bu
Burada bir de iki kişi arasında bir oylama yapılıyor. Evet. Ama her meyve sevilmez ya Ufuk Bey. Hani içinden ayrılır eder ama kakao genel olarak sevilir. O zaman günlerinde çok ağır gelmez mi kakao? Böyle meyveli pasta böyle hafif olur. Hafif olur. Zaten yanında iki tanlıkları olur doğum günlerinde. Bir dakika ama çocukları hiç düşünmüyoruz. Evet. Ama evet o da var. Ama mesela çocuklar kakao yani çikolata onları tercih. Meyveyi çok daha tercih etmezler. Alerjiler de olabilir bazı meyveleri. Ama yetişkinlerde hafif olsun der misin? Hangisini yapacağız? Hadi bakalım. Bizde değil. 100 kişi de cevabı. Hangisini tercih etmiş 100 kişi? Kakaolu meyve mi doğum gününde yoksa kakaolu pasta mı yoksa meyveli pasta mı? Sen çekince basma. Meyveli olsun bizim olsun hadi. Aynen. Kakao ya. Kakao bizim olsun. 20-20. Horu horu. Hadi. Aha. Evet, hadi. Erkenden biri kopacak. Hadi. Dedi. Güzel. Doğum gününde hangi pastayı tercih edersiniz? Kakaolu, meyveli. Kakaolu. 20 hadi, puan. Hadi. Kime gidecek? Hadi. 40. Ay ne biçim. Bir taraf 40. Ve 40'ta kalacak. Ay. Kakao şimdi, tabii ki. Şimdi burada kopacak bu 20 puan. Bir tanesi 40 olarak kalacak. 20 puan. Hangi aileye? Hadi bize gel. Kakao'yu yüzler olsun. Bütün okuyor. 100 kişiden 60'ı demiş ki ben kakaolu pastayı yemeyi tercih ederim. Niran geliyor ve sevgili Emre buyurun. Anadolu mu, Avrupa mı? Soru. İstanbul'da hangi yakada oturmayı tercih edersiniz? Anadolu mu, Avrupa mı? Anadolu. Oğlum bunu nasıl becerdin ya? Nasıl vurduysan? İyi misin? Ben iyiyim. Neden? Peki neden Anadolu mu dedin sen? Evet. Trafiği neden? Az, kalabalığı az. O yüzden Anadolu insanlar daha çok tercih ediyor bence. Hiç yani taşınsam Anadolu'ya taşınırım diyenleri biliyorum. Sen ne tarafta oturuyorsun? Biz Avrupa'da oturuyoruz. Ama ben de yani eşim de dahil şimdi imkan olsa Anadolu'ya taşınmak isterim diyor yani. Ama iş yerlerinin çoğu Avrupa yakasında değil mi? Bassaydım eğer Avrupa derdim. Büyük sanayiler de Anadolu'da. Artık sanayiler zaten boşalıyor Düzce, Adapazarı, Gölcük. Avrupa çok kalabalık ve çok sık. Anadolu öyle değil. Ama Avrupa her yere daha yakın yani. Şimdi ulaşım sorunu olacak. Plazaları düşünsenize. Plazaların çoğu nerede? Anadolu'da memlekete yakın. Köprü geçmiyoruz. Ağacın çoğu nerede? Bir de onu düşünelim. Orada mı yeşillik daha çok, burada mı yeşillik daha çok? Evet, doğa daha orada fazla. Daha tercihe bakıyoruz ama yani olandan bahsetmiyoruz ki. Yani en azından karşıya geçerken beleş geçiyoruz. Oradan bu taraf beleş geçiliyor. Çok iyi yapmış. Ben İstanbul'da Anadolu yakasını yaşamayı tercih ederim dedi. Avrupa yakası da Niran'a kaldı. Onu diyecektim zaten. Hiç fark etmedi benim için. Ha, zaten diyecektim. Evet. Avrupa'yı diyecektim. Sıkıntı yok evet. Cevap vermiş. Sen neden peki Avrupa'yı tercih ederdin? Yani sebeplerim var aslında. Ama dediğiniz gibi birçok iş yeri Avrupa'da. Ulaşım sorunu olmuyor. Karşıya geçmek daha uzun sürer yani. Ve insanların çoğu da bence Avrupa yakasında oturuyor. İstanbul'da oturan insanların çoğu. Öyle düşünüyorum. 100 kişinin tercihi ne olmuş? Bakalım. Anadolu. 20-20. Kafa kafaya gidecek belli. 30-30. Aa 35-35. Arada fark var demek ki. Şu anda kafa kafaya gidiyor ama. Bir yerde yok hayır biz de Anadolu. Anadolu. Doğru Anadolu. Tercih yani ama Anadolu. %63'lü Anadolu. Evet baba. 63 kişi Anadolu'da. Gel Mehmet abim gel. Baba. Mehmet abim sen de gel.
soruyu soracağım ama önce şeyleri, tercihleri söyleyeceğim. Eş mi, anne mi? Soru da şu. En sevdiğiniz yemeği yapması için hangisini aramayı tercih edersiniz? En sevdiğiniz yemeği yapması için hangisini aramayı tercih edersiniz Mehmet anne. Abi? Anne. Anne eli değmiş gibi derler ya. Demin de açtık patates dedik, anne patatesi dedik değil mi? Aa Ufuk Bey, eskiden de devir eş değişti. Kaldı. O eskiden de devir değişti. Heh. Bence eş. Diyecekler 100 kişi. Annem burada. Annem burada. Ha, annem burada. Eş de burada. Vay. Ama devir onu gösteriyor. 9 ay taşı büt. Bir yemek için eştesin ve anne de burada. Eş diyecekler. Anne diyecekler. Ama bir cevap söylediğini söylüyorum. Ayrıntı dikkat. Bir yaprak sarması için. Ah, annem beni güzel sever. Yani o zaman sen anne mi diyecektin? Annem beni güzel sever. Ben şimdi yeşim yanımda. Abi uzak yani. Değil. O kadar yakındayız yani. Peki. Eşin kaldı yani eş cevabı kaldı sana evet. Mehmet abi. Evet. Mehmet abim neden anne dedin abim? Annemin yemeklerini hala özlüyorum. Hala özlüyorsun. Anladığım kadarıyla eşiniz... Çok iyi yemek yapıyor. Ama onun gibi değil. Annem ustası. Annen ustası. Peki acaba 100 kişi hangisini tercih etmiş? Eşler artık internetten bakıyor, bir sürü şey yapıyorlar. Anne yağlı börek falan ne yemek diyoruz ya. 20-20. İnternet çıktı, herkes aşçı oldu yani. Bir mantı bir sürü böreği yapar. Vallahi mi? Annemden öğrendim. %70 falan olmalı bu. 40-40. Evet, 41-41. Hadi. Hadi lütfen. Eş mi, anne mi? En sevdiğiniz yemeği yapması için hangisini aramayı tercih edersiniz? Annem dedi Mehmet abi. Eş cevabı da Mehmet abiye kaldı. 20 puan kime gidecek? Anneye geldi. Anne. Eş, 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 eş. Eş. Eş, evet. Eş. Anne. Anam. Dur. Hadi. Eş. Yok artık bu bayağı yakınmış. Çok gıdı gıdı ya. 20 puan sahibi belli olacak. Az kaldı. Kafa kafaya gidiyor. He. Anne 55. Çak. Helal. Damat adayları eşler demiş ki ben, yani 55 tanesi demiş ki ben en sevdiğim yemeği annemin yapmasını tercih ederim demiş. Eşin daha öğrenecek vakti var demiş. Parantez içinde. Meltem ve Akibe. Son bir 20 puanım var. Buyurun. Motosiklet mi? Spor araba mı? Soru. Motosiklet mi? Spor araba mı? Orta yaşlı erkekler hangisini almayı tercih ederler? Hangisini almayı tercih ederler? Spor araba. Orta yaşlı erkekler. Spor araba almayı. Kesinlikle bence çıkar. Motor. Gençler çok motor. Çok görüyorum. Orta yaş spor araba. Orta yaşlı da para vardı spor araba evet. Alır. Gençler motor alır parası evet. Alsın. Gençte spor para araba. Yok spor arabayı nasıl alsın değil mi? Evet. Helal sana Meltem. Hep evet. Merak etmişimdir ya bu orta yaş hangi yaş oluyor? 30-35 falan herhalde. Kaç ayarı? 20'lerde genç. 35-45. Öyle değil mi? 50. Mehmet abiler sizin yaşınız 55. 55, 56. 55'tir. Abimin yaşı 65 falandır. 75. Oo, 75. Maşallah. O kadar göstermiyor valla. Maşallah. Ya Dünya Sağlık Örgütü açıkladı geçenlerde. 60-65 bunlar artık orta yaş, yeni yaşlar. Evet. Motosiklet alayım diyor, öbürü spor araba alayım diyor. Saçlara jöleler sürülüyor. Böyle deri bir şeyler, anlamsız şekiller, bir şeyler. Saçlar boyanıyor. Tabii. Saçlar bir şeyler yapılıyor. Bunlar kasta hiç görünmediği için de spor araba alınıyor. Motor alıyor. Kaska hiçbiri görünmüyor. Meltem spor araba alırlar dedi. Akibe de motor cevabına kaldı. Ama onu söyleyecek. Lüks aracı herkes düşkün. Spor araba çıkacak. Peki 100 kişi hangisini tercih etmiştir? Motor.
Bakalım motor mu? Sen spor araba. Bas gaza Meltem. Adam gençliğinde kullanmıştır çıkacak spor arabayı. 10-10. Hadi bakalım 100 kişi. Hadi. Spor araba. 30-30. Hadi. 40-40. Çıkacak ya. 41. Çıkacak. Spor araba, spor araba. Bence de spor araba. Son 20 puan hangi masaya gidiyor? Orta yaşlı erkekler hangisini almayı tercih ederler? Motosiklet mi, spor araba mı? Tabii ki spor araba. Motosiklet, spor araba. Araba, evet. Bakalım. 42-42. Puan bizde. Hadi. Hadi. Bizde. Spor araba! Alacağız. 152-106. Üzüm Örenlilere gitti. Tokat'tan geldiler. Evet. 152-106 geldik. Evet. Dördüncü etaba. Bahar geliyor ve sevgili... Gel bakalım Filiz. Filiz geliyor, Bahar geliyor. Ellerimiz geride. Bu soruyu stüdyodaki seyircimiz ve ekibimizden oluşan 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sorumuz, palyaçolarda görebileceğiniz bir şey söyleyin. Aa, niye bekledin kız? Palyaçolarda görebileceğiniz bir şey. Kırmızı burun. Kırmızı burun. Bakalım. Niye bekledin? Belki dedim benimki daha popüler olur. Önce o söylesin. Bak. Ama onu söyleyecek. Gel bakalım o zaman. Niran. Palyaçolarda görebileceğiniz evet bir şey. Ne? Aklımda bir şey var. Palyaçoda var mı? Var. Ben de eskiden palyaçoluk yapıyordum. Ben de yaptım. Lise zamanında, evet biliyorum. Ben de üniversite zamanında yaptım, palyaçoydum. Evet, doğru. Tabii. Brançlara giderdim, orada çocukları boyardım. Evet. Evet. Böyle... O yüzden bir tık daha yakınım bu konuya. Soruyu bir daha alabilir miyim? Konuya yakın soruyu tekrar alıyor. Abi çok yakınmış. Bayağı yakınız. Bir yakın astronotun üzerinde görebileceğiniz bir şey söyleyin. Oksijen tüpü hariç ama. Kız söylesene. Tam olarak şeyi, kelimeyi alayım. Bir daha söyler misiniz? Palyaçolu soruyu. Palyaçolarda görebileceğiniz bir şey. Tamam, ben hani acaba bir eşya falan ya mı? Tamam, okey. Yüz boyası. Çok güzel. Güzel. Çıkmaz. Üzerinde bulunan bir şey değil mi? Cevap aldığımız için alkışlıyorsunuz değil mi? De, cevap alabildiğiniz için. Evet. Çok güzel. Böyle bir soruda atom parçalanır mı? Yani bu kadar sürede atom parçalanabilir. Çok basit, çok basit. Güzel cevap. Ha? Yüz boyası. İşte bu. Kırmızı burun, yüz boyası. Mehmet abim. Büyük ayakkabı. Ha, büyük evet ayakkabı. Bakalım. Çok güzel gidiyoruz. Devam yenge. Biz bu soruyu stüdyomuzdaki 100 kişiye, bir de ekibimize sorduk biliyorsunuz. Benim de verdiğim cevap büyük ayakkabıydı. Peruk. Peruk. Çok güzel cevap. Bilemezlerse de zaten ayıp yani. Kalıp gidelim yani. Güzel. Evet. Güzel, güzel. Palyaçolarda görebileceğiniz bir şey. Cevaplarımız 35 kişi kırmızı burun, 22 peruk, 14 yüz boyası, 8 kişi de büyük ayakkabı demiş. 5 ve 6 numaralı cevapların peşindeyiz. Buyurun. Renkli kıyafet. Olur, çıkar, kesin çıkar. Evet, renkli renkli. Başka da bir şey kalmadı dolaylı sanki bir, değil evet mi? Olmadan palyaço olmaz. O zaman zaten olmayınca palyaço olmuyor zaten. Demek ki o zaman... Olur demiş. Hepsini biliyorum. Ya olur ya. Hepsine giriyor. Çağır atlattık hayır be. Bir şey giyecek daha üstüne. Renkli kıyafet. Evet. Bir tane daha. En az söylenmiş cevap kaldı. İki şey var aklımda.
Ne yaptın demin sen kendine? Hayır, bıyığın olsun onu düreceksin. Palyaçoyu yüzümün önüne getirdim. Evet, nerelerini gördün? İşte burundan sonra ağzını. Palyaço oldun. Oldum. Evet. Yaşadın onu. Ne kaldı geriye? Yani üzerinde bir şey olması mı tabii gerekiyor? Tabii ki. Oo! Oyuncak olur. Oyuncak. Palyaçoların elinde. Oyuncak. Ne? Güzel. Oyuncak güzel. Oyuncak. Ne? Oyuncak. Oyuncak mı? Palyaço. Nerede atır oyuncağı? Palyaço'nun o kıyafetinde bir yerlerde her zaman bir şeyler olur. Evet. Çıkartır böyle çocuklara. Çok oyuncak değil, balon oluyor. Sürpriz yapar. Evet. Şey verme. Oyuncak da onlardan biri mi acaba? Hadi. Nasıl ya? Hiç sıkıntı yok, bu işi çözüyoruz şu anda diye düşünüyorum. İnşallah zor kalmayız. Eski palyaço Niran. Evet. Siz hiç beklemeyin bence. Balon. Aferin Berkan. Biz mi söyledik? Ama bizden aldılar. Çıkmayacak. Ben çok yaptım ama. Çıkarsa bizden aldılar, sayılmaz. Bir de palyaçonun şeyi, balonları değişiktir biliyorsunuz. Uzun, ince uzun. Sosis balon diye geçiyor. Onları böyle bağlayıp bir şekilde, ben mesela kedi yapardım, efendime söyleyeyim köpek yapardım, kılıç yapıyordum mesela onlarla, evet. Şapka falan yapardım. Kanat yapılırdı. Kanat? Evet. Aa, benim zamanımda kanat yapılmıyordu. Biz yapıyorduk, evet. Senin yeni jenerasyonda kanat yapıyor. Açılmayan son popüler cevap. Balon. Balon. Çıkmayacak. Çıkmayacak. Çıkar. Çıkar, çıkar, çıkar. Haydi balon, haydi balon, haydi balon. Balon gibi sorun. Çıkmasın. Çıkmaz. Hadi. Geldi ya, balon geldi, vallahi geldi. Geldi, geldi, bak, geldi. Ve öne geçtiler. 194-152. Şimdi palyaçonun üzerinde görebileceğiniz bir şey. İlginç cevaplar var. Fatma. Fatma sağ kol. Ablam bir ayağı evet, sağ elinde kaldırdın. Palyaçolarda görebileceğiniz bir şeye verdiğin cevabı hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ne? Korkarım. Ben korkarım, çocuklar da korkuyor. Benim kızlar tabii ki, da korkarlar. Ama görebileceğim bir şeyi ya soruyorum. Ben öyle yazmak istedim. Yani korku. Eyvallah, korku. Damla Arzu. I mean now. Ben yani çok duygusal bir insan olduğum için öncelikle sizi çok seviyorum. Çok yeteneklisiniz. bu tarz mantıklı sorular hep cevaplıyordum diğer sorularda. Bu sefer absürt bir şey olsun istedim ama gerçekten de hüzün var palyaçonun gözlerinde. Cevabım buydu. Hüzünlü evet, bir bakışlarım. Şimdi arkasından hangi şarkıyı alacağız? Nereden biliyorsunuz hüzün oldu? Hüzün. Yalnız Sevnaz'ın bakışları gördünüz mü? Şöyle bakıyor. Gözleri ne oluyormuş? Gözleri çok hüzünlü. Peki. Şimdi geldik 5. etaba. Niran geliyor ve sevgili Emre. Buyurun. Önden mi tedbir? Emre, sen bunları bilerek mi çıkartıyorsun? Gel, ya yakınlaşalım diye mi? Dikkat çekmeye çalışıyorum. Beşinci etap, eller geride. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Soru. Allah Allah, soruya bak abi. Hangi masaya gidersek bitirdi. Bitirdi. Kapağını çevirerek açtığınız bir şey sorun. Kapağını çevirerek açtığın bir şey ne? Neyin kapağı? İçecek. Soğuk şey. Aldım. Başka hiçbir şey söyleme. Çok genel. Çok genel. Soğuk içecek. Ama ne? Olmaz bence de. Yok yok, i̇çecek, çıkarsa başka çıkmaz. Zaten. Bırakır giderim burayı. Çıkmazım. Cam pet şişe olarak açıldı.
Yani içecekler o şekilde, yani içecekler bu şekilde açıldı. Başka? Kapağını çevirerek açtığımız bir şey. Bir şey. Kapağını çevirerek evet. açtığımız. Kapağını çevirerek açıyoruz. Tamam, cevap veriyorum. Lütfen. Kavanoz. Evet. Evet. Ben kopileri. Emre. Şimdi ne diyecek? Tamam, kavanoz, içecekler. Şimdi bundan sonra acaba zorlaşıyor mu soru? Kapağını abim elimizde çevirerek açtığımız bir şey. Tıpa. Tıpa. Nasıl yiyoruz? Biz tüpüyle çekiyoruz. Ne? Döndürerek. Tıpa. Duyduğum şekilde aldım tıpa. Bakalım. Çıkmaz, çıkmaz. Hadi. Hazır yeri gelmişken bak, yarışma sırasında bir türlü konuşamadık, daldık yarışmaya da. Mehmet abim bu 1983 yılında bildiğim kadarıyla sandalla balık için açılıyorsunuz ve bir kaza oluyor. Fırtına. Fırtına. Ani. Sana bırakıyorum, bu gazetelerde manşet olmuş o zamanlar. 1983 yılında bir gazeteye manşet olmuş. Anlatmak 1983 senesi 29 Mayıs'ta balık tutmak için Gümüşşaka'dan açıldık. Sonradan öğrendiğimize göre oşinografi dairesinden 8,5-9 deniz mili açıktaydık. Denizin üstünde bir kıpırdanma başladı. Sanki hamsi sürüsü geçiyormuş gibi. Çıp 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 çıp. Deniz bir anda karardı ve bir fırtına koptu. Dayanacak gibi değil. Sahilden ağaçları kökünden söküp götüren bir fırtına. Ve biz battık. 6 yaşındaki yeğenim omuzlarımdaydı. Çok ağladığı için çok su yutarak öldü omuzlarımda. Önüme aldım, baktım ölmüş. Babası görmesin diye sakladım. Sonradan baba dedi ki illa çocuğu bana ver, sen yoruldun. Elimden aldı, çocuğun öldüğünü gördüğü anda kalp krizi geçirdi ve öldü. Geriye 3 kişi kaldık. Kardeşimin çocuğu olmuyordu. O çocuğu kendi çocuğu gibi seviyordu. O onun ölümünden sonra şok geçirdi ve suyun dibine gitti. Biz arkasından daldık, bulamadık. Sonra 10 yaşındaki yeğenimden ikimiz kaldık. O da kendini bırakmak istedi. Ben birkaç tokat açtım. Ailede erkek kalmadı. Yüzüp çıkmamız lazım dedim. Nasıl çıkacaksın ya dedi. Çıkacağım, ben seni çıkaracağım. Söz dedim. Söz mü söz. Başladık yüzmeye. Yüzdük. Sahilde büyük bir otelin projektörlerine hedef aldım. Dalgayı da arkama alarak yüzdüm. Bir müddet sonra çocuk bayıldı. Omuzumu aldım. Kolunu getirdim buraya, sıkıştırdım. Nefesini de hissetmek istedim yalnız kalınca. Sabah 5.30'da kıyıya çıktım. Kıyıya çıkmadan evvel... 9.30 saat. Evet. Kıyıya çıkmadan evvel hiç ayağa kalkmadım. Dizlerimin kuma değmesini bekledim. Çünkü ayağa kalkıp da çocuk sırtımdayken kuvvetim yetmezse dik çökerim. Bir daha suyun üstüne çıkamam diye düşündüm. Kuma dizlerim değene kadar gittim. Ondan sonra kıyıya geldim, çocuğu kumların üstünü örttüm, yardım istemeye gittim. Sultan Bey'de, Gümüşyaka'da bir marketin camlarını kırdım. İçeri girdim, bir gazete yığını vardı, onu üstüme aldım çünkü çok üşüdüm. Bir müddet o gazeteler benim üstümdeki rutubeti aldı. Sonra market sahibi hırsız var diye geldi. Ondan sonra ona söyledim, sahilde çocuk var, kurtarın diye. Koştular, çocuğu aldılar, Çorlu'da hastaneye götürmüşler. Sonra bir müddet sonra geri geldiler. Dediler ki çocuk kurtuldu abi, gözün aydın. Dedim ki ya yalan söylemeyin bana. Yok abi, ismi Cem değil mi dediler. Hah dedim, nereden bilecekler. Çocuk uyanmış ki ismini söylemiş. Ben ondan sonra bittim. Sonra polis geldi, işte hekimler geldi.
Böyle izliyoruz televizyonlarda, duyuyoruz, ediyoruz falan. Kahramanlık, kahramanlık nedir diye ben ömrü hayatımda böyle bir şey duymadım. 9,5 saat boyunca bir süre sonra bayılan yeğenini sırtında taşıdı. Yüzerek kolunu da aldı kollarının altına. Otur, şu an hiçbir şey söyleyelim. Tek yapmak istediğim bir şey var. Sarılmak yani. Allah'ın yanına. Teşekkürler. Vay abim benim. Mehmet Şenol. Müthiş bir hikaye. Ne yapıyor çocuk şu anda? Ha, çocuk değil tabii şu anda. 50 yaşında. 50 yaşında. Emlakçılık yapıyor. Emlakçılık yapıyor. Baba oğul gibi. Annesi burada Annesi mı? Annesi orada beyazlı. Annem. Ana. Yüksel Hanımcığım. Vay be. Hayatını Mehmet amcasına müthiş. Güzel. Vay be. Hayatını Mehmet amcasına borçlu. Helal olsun. Soru neydi ya? Kapağını çevirerek açtığınız bir şey. Sıra bende. Evet. Termos. Termos. Bakalım. Güzel. Çok iyi. Güzel. Termos. 9 kişi. Euro. Size buradan ekmek çıkmaz hocam. Size buradan ekmek yok. Bakacağız. Kumbara. Kumbara. Onun kurmağının altında böyle bir şey var. Kapak. Benimki yani, çevirerek açılıyordu da ondan dolayı. Var. Ya da kırarız. Acaba çevirir miyiz? Şimdi çevirerek yeni kumbaralar de var mesela. Benim oğlum kullanıyor. Şifre giriyorlar falan böyle. Eski modellerde var ama benim kumbaram hakikaten çevriliyor. O mu abi, bir tıpa gibi bir şey. Evet, benimki de çevriliyor. Benim bakalım. Çevriliyor. Kümelerin. Kümelerin. Anası saat vanası. İçecek, cam şişe çıktı. Saat vanası, saat vanası. Kapı, kapı. Kapağını çevirerek açtığınız bir şey. Krem kutusu. Krem kutusu, çok güzel cevap. Bravo. Krem kutusu. Evet. Çok iyi. Ha. Aferin. Bravo. Neral. Çevirin. Hata şansı yok. Evet, aklımda bir şey var. Ama çıkar mı bilmiyorum. Oje. Doğru. Oje. Çevirerek açıyoruz gene kapağı. Doğru. Evet, evet, mantıklı. Ama kişinin aklına gelmiş midir? İnşallah gelmiş. Niye gelmesin? Oje. Kapağını çevirerek açıyoruz. Evet. Bravo. Helal olsun. Bir tane cevap kaldı. Dayım Mehmet sen abi. Sıra sende. Çok zor. Kapağını çevirerek açtığınız bir şey. Kavanoz var, termos var, krem var. Cam, pet şişe, oje. Ne olabilir abi başka? Ve en az söylenmiş cevap. Yani bunu 2-3 kişi falan söylemiş. Abim kurallar gereği 10. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Süre yetmedi. Öyle mi? Hayır, uruş olmaz. Başka bir şey bulmamız lazım. Bence başka bir şey. Üzüm öğrenliler. Bir teker teker bir şey. Bakayım bir ne demişsiniz Emre? Bayağı zor. Yani çok. Ne? Çok arada bir soruyu yani. Birkaç tane bulduk da. Kapağını. Neler? Ruj dedik. Ruj dediniz. Süt dedim. Süt dedim. Meyve suyu. Yani hani şey, farklı olsun diye söyleyeceğim ama çıkacağına inanamıyorum. Onu söyleme baba. Hani motorun yağ kapağı olur ya. Ha. O olabilir. Motor, araç, yağ kapağı. Meltem hangisi? Kapağını çevirerek açtığımız değil mi Ufuk Bey? Süt. Kapağını çevirerek açtığımız. Kapağını çevirerek açtığımız. Ne diyelim? Sütü çevirmiyor muyuz? Bir tanesi yukarı çıkıyor mu? Su şimdi babam onu diyecek çünkü. Ruj mu? Süt de bence. Ama cam pet şişe zaten cam süt de var. Var. Sütü falan bence senin aklına. Bence ruj. Onlar da var mı? Evet var. Ben burada yorum yapamam. Süt bu noktada. Süt demeyeyim bence. Tamam ne diyeceksin? Kavanozu da var. Krem, oje. Babama ne desek onu diyeceğim. Mehmet. Hadi oje. Abi ne nihai karar? Oje. Hayır oje var zaten. Hayır baba söyleme. Ruj. Ruj de baba, ruj de. Tamam mıyız? Ruj. Baba ruj. Tamam mıyız? Evet tamam. Altını çeviriyoruz. Kapağını alıp altını çeviriyoruz. Ya oğlum kapak sayılır.
abi? Vana kapağı. Ruş, Vana. Vana. Evet, su saati, Vana kapağı. Vana çok iyi, çok iyi. Çevre çevre açıyorsun ya, çeşme su saati. Çeşme ya, çeşme Vana yani. Çeşme. Bir şey soracağım, durdu. Tüme geçmem burada. Evet, su saati. Bunu da tartışıyor diğerleri, ruj diyor, onu de, bunu de, bunu. Vallahi ben de bekliyorum ki ruj diyecek diye. Ben de ruj diyeyim. Bana o da dedi ki, kaptanlar biliyorsunuz inisiyatif alın. Dedi ki Vana dedi. Evet. Yani Vana musluk demek istiyor, musluğu çeviriyoruz diye kapağını. Hepsine gireyim, saate de gireyim. Mehmet abi dedi ki... Vana. O su saatindeki Vana'yı dedi. Vana evet, açıyorsun, kapatıyorsun onu. Bakalım. Arızalandı dedi. Doğru bir şey mi yaptı ruj dememekle? Risk mi aldı? Bakacağız. Puan bizde. Sizinle yarış bizde. Çok bizde. Güzeldi. Evet. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ruj çıkacak. Hadi. Ruj çıkacak. Musluk. Var var. Musluk. Çeşme musluk. Çeşme musluk. Oh maşallah, maşallah. Diş macunu. Diş macunu. Son evet, anda verdi daha diş macunu mantıklıymış evet. Ben sana söyledim de. Son anda söylemişti. Ver bakayım mikrofonu. Ne diyeceksin? Kübra ne diyeceksin? Kasa diyorum ben. Kasa? Kasa evet, mı? İlk önce şifreye giriyorsun sonra çeviriyorsun. Bende diş macunu vardı, bir de rimel var, rimel. Makyaj açıyorsun. Rimel var. Sevinç? Su deposu kapağı. Su deposu kapağı. Bakalım, hızlı etaba geçmeden önce neymiş 6 numaralı popüler cevabımız? Ah be, Mehmet abi be. Yine bizimmiş her türlü ya. Son anda geldi aklıma ama zaman bizimmişti. Ama olsun, puanlar tekrar sana geri döndü. Tamam. Şimdi. Oh çok şükür. Puan farkı 128, geldik finalden önceki son etaba, hızlı etap. Bu etabı kazanan masayla finalde 10 bin lira için yarışacağız. Anlatacağım nasıl olduğunu. Mehmet abilerim buyursunlar. Sağ olun. Bir tane cevap istiyorum sadece. En popüler cevabı arıyorum, bir tane. Soruyu soracağım. Butona basan kişi 3 saniye içerisinde cevap verecek. Eğer en popülerse açılırsa 1 puan alacak. 5 puana ulaşan aile de 150 puan alıyor. Puanların üzerine 150'yi koyuyor. Otomatik olarak da finalde 10 milyon için benimle yarışıyor. Başarılar diliyorum. İlk soru. Erittiğiniz bir yiyecek söyleyin. Hangi yiyeceği eritirsiniz? Şeker. Şeker. Şekerleme, şeker. En popüler cevap. Bana böyle şey deriz şekeri evet. Tereyağı. Tereyağı. Mehmet abim tereyağı dedi. En bir popüler. Bir tek İskender'in üstüne yani giderdi tereyağı. Şeker her şeye gidiyordu. Tereyağı 1-0. İşte budayım. Buyurun. Harika. Buyurun buyurun. Akibe Meltem. Soru. Sosyal medyada sevgiyi anlatan bir emoji söyle. Kalp. Kalp. Bir mi oluyor? Evet. Sosyal medya bir bir geliyor. Deyince, emoji deyince Meltem geliyor zaten akla. Başka bir şey. Tabii ki. Bir. Mesut. Gürkan. Selvir ol. Size bir nesne soracağım. Bir nesne soracağım. Çizilmesini istemeyeceğiniz bir nesne söyleyin. Çizilmesini istemeyeceğiniz bir nesne. Çizilmesini istemeyeceğiniz... Araba. Araba. En popüler cevapsa durum 2-1. İşte bu. 2-1. Ay sıra bende. Filiz bak sen. Ay ben de söylüyorum. Bahar. En popüler. Filiz. ...80'lerde moda olan bir... Ben doğmamışım o zaman. Ben de. Saç modeli söyleyin. Ne? Vak. Vak? He, vak yapıyorlar ya böyle buradan vak. Vak.
Vak. Ben başka bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum. Vak. Ben bilmiyorum. En popüler. Çıkmaz o zaman. ...80'lerde moda olan bir saç modeli. Üç. Modeli. Evet, iki. Bu Gidi. Lale Kıvırcık. Bigudi. Doğru mu? Yani onlar... Bigudi. Yani onlar yapılan Bigudi kıvırcık işte. Bigudi modeldi ki. Model midir o? Hayır. Kıvırcık ama o anlamda söyledim. Ama model değil. Yaptığı işten belli. Ha işte onu ama Bigudi o kullanılan malzeme. Evet, evet aynen. Malzeme. Saça sarıyorsunuz ya orada aynen kalıyor. O malzeme. Ben saç modeli soruyorum. 80. Kelkül. Perma. Bizim dönemde daha çok. O da olmaz? Sevinç. Ne var? Perma mıymış? En popüler cevap bu. En popüler cevap perma. Perma. Buyurun. Geçmiş olsun. Buyurun. Niran, Emre. 2-1 durum. Yağmurlu havalarda iş yerindeyken hayalini kurduğunuz bir şey söyleyeyim. Ne? Yürümek. Yani böyle deniz kenarı ormanda olur, deniz kenarında olur. Nasıl? Yağmurlu havalarda romantik bir yürüyüş iş yani yerinde... Değil bence. Ah Filiz yanımda olsa da birlikte yağmurun altında yürüsek. Evet, evet aynen öyle. Hep böyle romantik mi? Tabii hep romantiktir. Yağmurlu havalarda iş yerindeyken hayalini kurduğunuz bir şey. Yürümek kesinlikle yok. En popüler cevap mı? Gaza geldim ama size güveniyorum. Hadi bakalım. Niran, yağmurlu havalarda evet iş yerindeyken hayalini kurduğunuz bir şey söyle. Evde böyle camın kenarında kahveni böyle içmek. Evet. Kesinlikle bu, evet. Kahve bence içmek. Boşa gitti. Evde kahve içmek. Bakalım en popüler cevap. İran'ın bildiği oldu mu ya? Çok merak ediyorum. Hep ben biliyorum, aa. Uyumak ya, sonradan geldi. Hadi be! Ne dedin? Uyumak. En popüler cevap neymiş bakalım? Uyumak! En sevdiği şey de yani. Aynen. Mehmet abilerim buyursunlar. Durum 2-1 hala. Yetişkinlere göre çocuklarda daha sık görülen bir hastalık söyle. Yetişkinlere göre çocuklarda daha çok görülen bir hastalık abi. Boğmaca. Boğmaca. En popüler cevap. Boğmaca. Yetişkinlere göre en popüler değildir. En popüler değildir. Yazınca göreceğiz. Bakacağız. Açılırsa durum 2-2. Yetişkinlere göre çocuklarda daha sık görülen bir hastalık. Bronşit. Kim? Bronşit. Bronşit. Bronşit, evet. Bronşit. Evet. Tamam. Bronşit. Bakacağız. Olabilir. Grip. Su çiçeği bence de. Kabak. Grip, kabak olur. Birisi su çiçeği dedi. Su çiçeği. Ben dedim su çiçeği, evet. Bakalım. Su çiçeği. Su çiçeği. Buyurun. Akibe, Meltem. Gelin bakalım. Çay içmek için bir neden söyle. Bir neden söyleyin çay içmek için. Ne? Anlamadım. Sohbet. Sohbet. Aynen sohbet muhabbet. Sohbet muhabbet evet için. Simit. Çıkacak. Çay içmek için bir neden Akibe. Üç. Kadınlar günü toplantısı. Kadınlar toplantısı. Toplantısı. Sohbet muhabbete girmiyor mu? Kahvaltı. Kahvaltı. Keyif. Kahvaltı. Evet. Kahvaltı. Kahvaltı yapmak. Durum hala 2-1. Gürol ve Mesut.
Garsonları sinir eden bir davranış söyleyeyim. Sinir eden bir davranış. Hesabı kabul etmiyor. Benim hesabım değil demek. Gibi. Hesap itirazı. Güzel güzel. Bu hesap benim hesabım. Değil. Değil. Garson başka neye sinirlenecek ya? Soruyu soruyorum sana tekrardan paşa. Garsonları sinir eden bir davranış. Siparişi tekrar ettirmek, tekrar almak. Siparişi... Evet, kesinlikle. Tekrarlatmak, tekrar aynen. Almak. Bu olmamış, tekrar getir. Geri göndermek. Bizim oradan ya. Geldi. Geri göndermek. Bahşiş, bahşiş. Bahşiş, bırakmaması. Bahşiş. O emri kadar yedi içti, bir 5 lira bırakmadan getiriyorlar. Emir vermek. Emir ile konuşmak. Sevinç yine mi bilecek? Bahşiş verme. İkimiz de gördük bu sefer. Aynen aynen. Bahar ve Filiz. Hadi bakalım 2-1'de kaldık ya. 2-1'de kaldık, sorular kolay. Emin olduktan sonra basın. Sorular çok kolay. Bak. Tamam. Sıcak su kullanarak, sıcak su kullanarak yapmayı tercih ettiğiniz bir ev işi söyleyeyim. Ha, sıcak su kullanarak. Bulaşık durulamak. Bulaşık. Yani durulamak. Yıkamak, bulaşık. Durulamak. Tabii bulaşık, evet. Tamam. Buyurun. 3-1 oldu Emre, Niran. Buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben bu butonun bastığından emin olmak istiyorum. Basıyor. Hiç basamadı ya, bir kere basayım istedi. Şu an okeyim. Dünyanın en hızlı eminliğini yaşatan program Aileler Yarışıyor da. Sevmediğiniz biriyle yapmak istemeyeceğiniz bir şey. Sevmediğin biriyle yapmak istemeyeceğim bir şey. Sohbet etmek. Sohbet etmek. En popüler cevap. Heh. 3-2. Mehmet abilerim, buyurun. Kaç kaç soruyoruz? Kolay cevap verin, kolay aileler yarışıyor. Üzüm öğrenlilerin gururu. Davulcusu. Boşluğu doldurun sorusu geliyor bir tane. Şehir nokta nokta nokta. Şehir bir şeyi. Bas baba bas. Bahçeşehir. Ne? Şehir nokta nokta. Şehir olacak başında, sonra başka bir şey olacak. Şehir içi. Şehir içi. Çok güzel cevap. En popüler cevap. Şehir içi. Şehir dışı. Şehir nokta nokta nokta. Şehir güzeli. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben köyümün güzelini aramamışım, neyleyim şehir güzelini? Allah. Saliha yengem şehirden mi, köyden mi? Köyden. Köyden. Tamam. Neydi? Şehir güzeli. Şehir efsanesi. Şehir merkezi. Şehir merkezi. Şehir merkezi. Şehir merkezi. Şehir içi dediler ama. Bakalım. Şehir hayatı. Şehir hayatı. Buyurun. Akibe Meltem. Çok kolay bir soru. Kedi sahiplerinin şikayet ettikleri bir konu söyleyeyim. Kedi sahiplerinin şikayet ettikleri. Neden şikayet eder kedi sahipleri? Neden? 3, 2... Araçları
restoranlara falan kedilerini sokmama şikayet. Düşün cevap verceksin. Düşün ve cevap verceksin. Buyurun efendim. Neler söylüyor? Yara uydu. Kedilerin restorana sokulmaması bilmem ne bir şeyler. Ya kedi, ben kedi sahibiyim. Kedi sahibiyim. Şikayet ediyorum bir konu hakkında, kedilerle ilgili. Bu kedinin de bir... Ne şikayet ederiz? 3, 2, çok basit. Çok basit. Bir, bitti. Tüy dökmesi. Evet. Neymiş? Tüy dökmesi. Genel dökmek. La havle ve la kuvvete. Ne yapayım, kilitlendim Şenol. Gül olacağım bak, lütfen. Olacak Gül iş değil, olacak iş değil. Mesut, Gürol, gelin bakalım. Bu sefer beraber, hadi gel böyle yapalım. Evet. Soru. İzin gününde, izinlisiniz o gün, izin gününde sizi aramasını istemeyeceğiniz birini söyleyin. Kim patron. Ar- patron aramasın beni izinli gününde. İşte bu be. Evet inşallah. İnşallah. Heh, patron. Önce buraya hızlı basacağız. Allah'ın seni hadi yarabbim. 4-2 oldu Filiz, Bahar. Durum bir kaç. Durum 4-2. Tamam. Durum lütfen 4-2. Lütfen 5 yapayım. Son soru olabilir bu. İnşallah. Yakalama şansınız da var. İnşallah. Dua edin kızlar. Geride. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Soru. Ülkemizde az kişi tarafından çalınan bir müzik aleti söyleyeyim. Ülkemizde az kişi tarafından çalınan bir müzik aleti. Çello. Çello. Güzel cevap. Çok iyi, evet. Çello. Yes. Yes be. Adamsın. Lütfen bilin. Aynı şeyi düşündüm ben de kafada şu anda. Çello dedim, valla bravo. Niran, Emre gel. 4-3. İkinci kez final şansı. Yakalama şansı. Soru. Mideye iyi gelen bir bitki çayı. Nane limon. Nane limon. 4-2'den 4-3. Beraberlik şansı mı? Müthiş bir geriye dönüş. Mü. Mideye iyi gelen bir meyve çayı. Basmaya bitki. Korkuyorsunuz. Basın bitki ya. Nane limon soğuk algınlığına olur ya genelde. Yok ya, mide bulantısına iyi geliyor nane limon. Haydi. 4-4. Yes. Beraberlik. İşte bu. Dayı lütfen bas ona, bas. Baba, gelin bakalım lütfen. Bas, yapacaksın Şenol amca. Bas. Babam. İş babalara kaldı. İki babaya kaldı. Final şansı. 4-2 idi, 4-4 yaptılar. Bakalım. Çabuk panikleyen insanların yapamayacakları bir meslek söyleyin. Çabuk panikleyen insanların... Bas dayı. Çabuk panikleyen insanların yapamayacağı bir meslek. Elektrik işi. En popüler cevapsa finaldeler. Mehmet abi, şoför. Soruyu sana soracağım. Şoför. Şoför mü? En popüler cevapsa finaldeler. O da doğru. Doğru. Pilot. Doktor mu? Doktor. Teyyare uçuran. Değil mi? Doktor mu? Bakalım. Benim baba gel. Doktor geldi. Doktordu. Akibe, Meltem. 4-4. Meltem. Haydi. İlerle hadi. Meltem. Meltem. Evet. Meltem finale hadi. Hadi bizi finale çıkar. İnşallah biz de. İnşallah oğlum. Evet. Gönlüne ha gel. Evde yerini gönlüne değiştirirken göre kendinizi sakatlayabileceğiniz bas bir... Bas. Hadi Akime teyze. Bas. Şey söyle. Çek yat koltuk. Çek. Bravo. Yat. En popüler. Bence de. Evet. Güzel güzel. Çok iyi oldu bu. Açılırsa... Bu çok iyi oldu. Finaldeler. Koltuk tabii ki. Finaldeler.
30 puanla Maile. Bugün Aileler yarışıyor da finalde. Tebrik ederim sizi. Ben ama şöyle yapamam. Sağ olun. Başa baş bir yarışmaydı. 4-4'e geldi. Kaç defa final şansını teptiniz? Ben herhalde 2-3-4 defa teptiniz şansı. Kısmet ne yapalım? Sıra bana gelmedi şey, işte kısmet. Yapacak bir şey yok. Nasıl verdik şekilde... şeydi? Nasıl verdik diyorsun değil mi? Nereden nereye? Babamızın canı sağ olsun. İki kere biz yarıştık hep onlara verdik. Sonra onlar canlandı. Sonrasında. Kısmet arkadaşlar. Evet. Sağ olun. Evet, ayağınıza evet. Sağlık. Sağ ailenize, sevdiklerinize lütfen selamlarımı sevgilerimi iletin. Mehmet abiciğim şöyle alacağız sizi. Tamam. Bunu da Hüseyin alsana. Al onu. Hüseyin çok iyi yarıştı. Evet. Çok iyi yarıştı. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Ben değil. Biz görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Dört ikiden 5-4 ha? Vay çok vay şükür. Vay vay. Geri dönüşleri severiz. Güzel. Ha? Şimdi finalde iki misafir istiyorum. Biliyorsunuz. Belirledik. Belirlediniz mi? Kim onlar? İkimiz. Bahar, Niran. Hadi bakalım gelin. Hadi inşallah. İlker yarışsın. Bir göz adına bakarak bak şöyle. İyi dikkat. İlk Bahar abla yarışacak. Biri, Bahar şöyle alacağım şöyle. Buyurun yaklaşabilirsin. İlk önce kiminle yarışıyorum? Benimle. 20 saniye süresi olacak. İlk önce hı-hı. Seninle. Aynı soruyu soracağım. Duymaman gerekiyor Niran. Tamam. Seni müzik odasına uğurluyorum. Evet. 20 saniyede cevaplamanı beklediğim umduğum 5 tane soru soracağım sana. Aklına gelen ilk cevapları ver. Aklına cevap gelmezse pas de. Tamam. Süremiz yeterse cevap alamadığımız soruya tekrardan geri döneriz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Aileler yarışıyor da final etapı ilk devresi başlıyor. Otoparkını kullandığınızda para ödediğiniz bir yer söyleyin. AVM. Genellikle emekli olduktan sonra yapılan bir meslek söyleyin. Bahçıvanlık. İnsanların bakışlarından anlaşılan bir şeyi söyleyin. Bakışından anlarsın. Ne o? Öfke. Üstünde bayrak görebileceğiniz bir nesne söyle. Pas. Hasta olmasanız da hastaneye gitmek için bir neden söyle. Bizi ziyaret. Süre bitti. Alamadık. Çok iyi yarışmış idi ama finalde... Kal geldi. Finalde. Dur bakalım. Niran'a bakacağız. Bahar, seni uğurluyorum müzik odasına. Niran geliyor. Niran, gel yaklaşık. 25 saniye süren olacak. Aha. Aynı soruları soruyorum. Aklına gelen ilk cevapları ver. Aklına cevap gelmezse pas de. Süremiz yeterse cevap alamadığımız soruya tekrardan geri döneriz. Eğer aynı cevaplardan birini verecek olursan da sana değiştirmeyeceğim. Tamam. Hazır mısın? Hayır. Bak. Bir saniye. Kolay sorular. Panik yapmadan. Tamam. Hepsini dinlersen güzel cevaplar vereceksin. Ben eminim. Tamam. Sana başarılar. Teşekkür ederim. Aileler yarışıyor da final etabının ikinci devresi. Başlıyor. Otoparkını kullandığınızda para ödediğiniz bir yer söyleyin. Pas. Genellikle emekli olduktan sonra yapılan bir meslek söyleyin. Pas. İnsanların bakışlarından anlaşılan bir şey söyleyin. Kin. Üstünde bayrak görebileceğin bir nesne söyle. Direk. Hasta olmasanız da hastaneye gitmek için bir neden söyle. Hasta değilsin ama hastaneye gidiyorsun. Niye? Rapor almak. Otoparkını kullandığınızda para ödediğin bir yer söyle. Düğün otoparkı. Genellikle emekli olduktan sonra yapılan bir meslek. Şoför. Yine alamadık son saniyede. İyi geriye döndün, iyi geriye döndün ama son saniyede... iyi geriye dönüşlerim var ama yetecek mi bilmiyorum. Bakacağız. Bahar geliyor. Şimdi her ikiniz de son saniye, yani süre bittikten sonra çok güzel iki cevap verdiniz ama onları alamadık. 200 puana ihtiyacımız var 10 bin lira kazanabilmemiz için. Biraz zor mu gözüküyor ama imkansız değil. Dönelim. İlk soru. Otoparkını kullandığınızda para ödediğiniz bir yer söyle. Cevap. Bir tane cevabımız var galiba.
AVM. Aa, düğün salonu, doğru aldık, hatırladım. Niran'dan, evet. Puanlar aksın. Yedide kaldı diyorsun. AVM vardır ama. Ama AVM'den iyi puan alacağız. Evet. Adım kadar eminim. Puan aksın. Düğün salonu ne alaka? Kimin düğün salonuna gidelim? Güzel, gerçekten güzel. Bilmiyorum. Çok iyi. 50'ye geldi. Evet. En popüler cevabı bulduk. Değil mi? Kaça kadar yükselecek bakalım. Hadi. 40-45 verdim. Hadi, evet. Hadi devam, devam, devam. Dur. Vay 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 vay, maşallah. 4-3 evet. Puan. Çok iyi, çok iyi. Evet. Güzel, ilk soruda en popüleri bulduk. Hayır. Yolun dörtte birini de bitirdik. Hayır. İkinci soru, genellikle emekli olduktan sonra yapılan bir meslek söyleyin. Meslek, bahçıvanlık. Bir tane cevabımız var, bahçıvanlık. Diğerini süre yetmedi, evet. Alamadık. Bahçıvanlık cevabının evet. Puanı aksın. Lütfen aksın. Yani bahçe işleriyle uğraştığı evet, için olabilir, insanlar doğru, aynen. Bahçıvanlık diye düşünüyorum ama meslek olarak aynen, yapıyorlar ya. Ama o kadarını bilmiyorum tabii. Akar bence. Ya ilk bahçe geliyor emekli deyince. Ya. Nedir acaba? En popüler cevabı taksicilik. Ha evet. Şoförlük deseydim kabul taksi, olacak mıydı? Taksi. Yani şoförlük demiş olsaydınız da onu kabul edecektik. Üçüncü soru. İnsanların bakışlarından anlaşılan bir şeyi söyleyin. Çok güzel iki cevap aldık burada. Gerçi birbirine biraz yakın da olsa. Öfke ve kindi galiba. Puanları aksın. Kin dolu bak, öfke dolu. Evet, bir yakın ama ayrı evet, şeyler. Yakın olmuş. Şey de olabilir. Neyse, hadi biraz daha. Söylemeyeyim. Ya burada söyleyebilir misin? Ha, mutlulukla gözlerinden okunuyor derler. Kin 11'de kaldı. Öfkenin kalan puanı aksın. Ne olur, çok az. Evet. Çok az puanım. Ama zaten bir öfke okunur, bir mutluluk okunur yani. Mutluluktur ya bu büyük ihtimalle. Ama bu da yüksek alır bence. Ha, anne 30 olsun. Yükseliyor. Güzel hadi. Yükseliyor. Güzel, güzel. Kin yine iyi. Kin o kadarsa öfke 30. Bence de. Belki İnsanların bakışlarından anlaşılan öfkeli bir şey söylüyor. Evet doğru. Çok öfke olabilir. Şu anda popüler en popüler cevap. Cevap. 30'u gördük evet. En popüler cevap. Nereye kadar yükselecek? Hadi yüksel. Ya biz ya. Bir tane süper, daha. Süper. Ben diğer cevaplarımıza güveniyorum. 39. Evet. Üstünde bayrak görebileceğiniz bir nesne söyleyin. Ne dedi? Forma demedim ama olabilir. Cevap alamadık evet. Bahar'da. Niran'dan aldığımız cevap. Direk. Aa, bence evet. Mantıklıydı. Evet, bilmiyorum. Mantıklı. Ama forma da yüksek. Puanı aksın. Nerede asılı? Direkte asılı mesela. Değil mi? Ay güzel cevap. Şimdi aklıma gelse forma bayrak olur. Çok güzel cevapmış direkt yalnız. Bence de güzel, bilmiyorum. Forma da direkt mantıklı. Üstünde bayrak. Popüler cevapsa kazanırız bence. Ay keşke. Güzel güzel. Ama sonuca gelecek ya, gelecek. Ha. İnşallah. Hadi, 132. Hadi. 132. Aa, akıyor. Allah'ım ne olur daha çok. Hadi. Popüler üstünde bayrak görebileceğiniz bir nesne sordu. Direkt
Eğer 30'u görürse evet en popüler cevap. Ya aferin bana ya. Ay. 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 Alıyor muyuz ya? İnşallah ne olursa. Hadi hadi at at at. 150. Ya. Bravo. Çok iyi. Daha da artıyor. Ya. Ay, 45 puan. Çok iyi bence. Kurallar gereği. 44. Son cevaplarımızı görmeden ay önce 10 bin liralık çeki size evet takdim ediyorum. İnşallah çok sonunda da teşekkür size teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Hasta olmasanız da hastaneye gitmek için bir neden söyleyin. Neden? Sorumuz... Çok güzel senin cevabın. Benimki de iyi ama. Cevap. Ben veremedim. Veremedin mi? Sen veremedin son cevap. Son saniyede ben bir şey söyledi. Ama süre yetmedi. Güzel de bir şey söyledi ama. Ya. Evet süre yetmedi. Ben bilmiyordum söylemedi. Neydi söylediğin şey? Ziyaret. Ziyaretti. Çok güzel bir çok cevap. Çok güzel cevapmış. Çok güzel bir cevap. Peki diyordum şu an. Nira'nın verdiği cevap. Rapor almak. Güzel cevap. Güzel ama. Puanı. İkinci popülerdir Berkem. Bakamayacağım. Gerçekten bakamayacağım. Evet ucundan kaçırdım. 35. Eğer ziyaret demiş olsaydın şu anda 10 bin lirayı kazanacaktınız arkadaşlar. Ya da yukarıda şoförlük, taksicilik demiş olsaydınız, emekli olduktan sonra yapılan bir meslekte, çoktan 10 bin lirayı almıştınız. Rapor almak cevabının kalan puanı 172'deyiz. Oy. En popüler cevap zaten ziyaretti, ziyaret etmek. Keşke ben ziyaret etseydim ya. Kazanıyordunuz. Kısmet yapacak bir şey. En sevmediğim anlardan biri. Evet. Bunu geri almak. Ama en nihayetinde bu bir yarışmadır. Evet. Tanıştık. Çok güzel bir an oldu. Çok eğlendik. Evet. Güzel bir an oldu. Sağ olun, var olun. Bu kahramanlığından dolayı da abi tekrardan seninle tanıştığıma çok mutluyum. Onur verdin. Adamsın. Adamsın. Gelin hep beraber kapatalım. Gel abim beraber kapatalım. Diğer ailemizi de çağıralım. Gelin bakalım. Hanımefendiler, beyefendiler, aileler yarışıyoruz. Sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi her ne kadar sözü lisan ettiysek affola. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın efendim. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Gel, gel, gel. Kısmet, yapacak bir şey yok. Kısmette bir TK'yi yok baba. Şuraya sallamaya gidelim mi? Gelin. Gel, 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 gel. Şuraya sallayın bakayım. Gelin 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 şimdi. Gel 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 gel. Gel gel. Hanımefendiler, beyefendiler, büyükler, küçükler, çocuklar. Aileler yarışıyor.tv'den, WhatsApp başvuru hattından bize başvurabilirsiniz. Bekliyoruz efendim.